değerli hanımlar, bugün sizlerle birçok genç kızımızın endişeyle sorguladığı sorunun cevabını hakkında konuşacağız. Konumuz mastürbasyon zararlı mıdır? Özellikle genç hanımlarda ve cinsel terapistlerde de bu yöntem tedavi alan hanımlardan aldığım mesajlara göre görüyorum ki bu konu hakkında çok fazla soru işareti var. Kadın doğum uzmanı olarak İslami çerçeveden baktığımızda yasak olan bu durumun bilimsel açıdan da hangi zararlar sebepleri olduğunu açıklamak istedim. Bir kadın mastürbasyon yoluyla orgazm yaşadığında ortaya çıkan bazı sonuçlardan bahsedeceğim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki hanımlar özellikle aile kurmuş yani eşiyle beraber olarak aynı tatmin olmadığı için aynı zamanda da mastürbasyonla tatmin olmaya çalışırlar. Ve başka bir grup hanımlar, genç kızlarımız, bekar kızlarımız bu cinsel enerjini çıkarmak için de yol bularak mastürbasyon yapıyorlar. Ve tabii ki bu iki grup hanımların farklı problemleri, farklı hem psikolojik olarak, bazıların daha çok fizyolojik olarak sorunları da zamanla ortaya çıkmaktadır. Ve o yüzden ilk olarak erojen bölgelerin hassasiyetinden konuşmak istiyorum. Bu hassasiyet uzun zaman mastürbasyon yapan hanımlarda silinir. Yani örneğin kadın güçlü bir su basıncıyla orgazm sağladığında bu basıncın birden düşmesi kadının tekrar orgazm olmasını zorlandırır. Çünkü bu hassas bölgede güçlü yoğunlukla bu baskıya alışmış oluyor ve cinsel birlikteliği de böyle bir yoğunluğun sağlaması imkansız. Özellikle her zaman bu hanımlar orgazm yaşamıyorlar. Yani cinsel birlikteliği de biliyoruz pelvis-vajin birleşmesiyle beraber aynı şekilde her zaman o baskını hissetmiyor olabilir vajin bölgesi. O yüzden hanımlar alıştığı olduğu için aynı noktaya o uyarılmasını tamamen silmiş olduğu için artık maalesef ki birlikteliği olduğu zaman sonradan orgazm yaşamak noktasında artık zorlanmış oluyorlar. Ve bu durum farklı oyuncaklarla da kullanımı ve aynı şekilde manuel okşamalar için de aslında geçerlidir. Çeşitli cinsel oyuncakları ve elle okşamalar ise ancak eş tarafından ön sevişme sırasında kullanılmasıyla olabilir. İkinci sırada ise etkisi eşler arasındaki mesafe oluşturmasındadır. Mastürbasyon yapan hanımlardan eşlerle birbirlerinin arzu ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını birbirlerine ifade ettiklerinde birlikteliklerinde orgazm ulaşmaları mümkündür. Ancak bunu yapmadığı takdirde özellikle kadın yeterince tatmin olmadığı konusunda sessiz kalıyorsa ve birliktelik sonrasında ihtiyacını kendi kendine karşılıyor ise eşler arasında bir mesafe oluşur. Mastürbasyon zararlarından üçüncüsü ise İslam'da evlilik kurumunun temellerinden biri eşlerle birbirinin ihtiyacı karşılanması yönündedir. Yani ihtiyaçlarını karşıladığı zaman gerçekten eşler arasında o bağ, o duygusal yakınlık hepsi daha tam bir şekilde birliktelik yaşamış oluyorlar. Ve biliyorsunuz ki İslam'da zina ve mastürbasyon yasaktır. Bir kişi birliktelik dışında zevk almaya başladığında karşı cinsel birlikte olma ihtiyacı tamamen ortadan kalkmaktadır. Yani kişi karşı cinsle bir ilişki kurma ve fizyolojik olan bu ihtiyacı mastürbasyondan yaparak tamamen kapatılmış oluyor. Yani kendi kendine yeterli olma durumu ortaya çıkar. İngiliz bilim insanları tarafından cinsel birliktelik sırasında oluşan orgazmın mastürbasyon sırasında oluşan orgazmın daha kaliteli olduğunu kanıtlamışlar. Ve biliyorsunuz ki yurt dışında özellikle bilim insanları hatta çok büyük kurumlar var ki cinsel sağlığını geliştirmek için birçok araştırmalar içerisinde oluyorlar. Ve bu durum neden ayrı ayrı taraftan da kaynaklanır? Çünkü prolaktin hormonunun üretilmesiyle tamamen bağlıdır.
bunların araştırılması, cinsel birliktelik sırasında ortaya çıkan prolaktin hormonun, mastürbasyon sırasında oluşan prolaktin hormonun %400'den fazla üretilmektedir. Yurt dışı kaynaklarında cinsel terapistler partneriyle olan cinsel birliktelikte erkeklerin %68'inin, kadınların yalnızca %26'sının orgazma ulaşmasını söylüyor. Ancak mastürbasyon sırasında kadınların %81'i oranında orgazma ulaşıyorlar. Bu yüksek fark eşler arasında cinsellik ile ilgili yeterince iletişim olmamasından kaynaklıdır. Kadınlar kendi bedenini tanıma, erojen bölgesini keşfetme konusunda çaba gösterilmeli bence. Ve eşler de bu konuda hakkında konuşarak çözüm yolu bulmalı. Ve birçok hanımlara her zaman ilk tavsiyem cinselliği sağlığında daha özen gösterilmesi, gerekirse cinselliği alanında eğitim alması, kendini geliştirmesi bu konuda. Çünkü özellikle tatmin olma yeteneği bizim fizyolojimize bağlı olarak vajin bölgemizi çalıştırarak, pelvik taban kaslarımızı çalıştırarak, birçok kendimizde fizyolojik kendimizi geliştirerek anatomik özelliklerimizi bilsek, o kadar fırsatlarımız var ki erojen bölgelerimizi de geliştirip daha güzel, renkli ve heyecanlı orgazm yaşama yeteneğimizi geliştirmek. Bunu aslında her kadın yapabilir. O yüzden bu tarz sağlıklı, kendi sağlığımıza yönelik, cinsel sağlığımıza yönelik videolarımı da değerlendirebilirsiniz kanalımda. Birçok dolu dolu bilgilerle sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Sağlığınıza dikkat edin.